Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Çok fazla konuşasım var, aşırı fazla şey anlatasım var. Neden bilmiyorum. Galiba pandemi olduğu için ve cumartesi pazarlarını evde geçirip kimseyle görüşemediğim için. Ve çok sıkışığım gerçekten. Yeni yıla girdiğimizden beri tıklım tıklım geçiyor günlerim evde olmama rağmen. Ve video çekme konusunda özel bir zaman ayırmam gerekiyor. Boş vaktimde çekmiyorum artık, video için özel zaman ayırıyorum ve yani ne kadar değerli olduğunuzu bilin ve bunu ne kadar sevdiğimi. Sizden benim hakkımdaki varsayımlarınızı istedim. Bu aralar böyle çok hareketli videolar çekmemeye özen gösteriyorum. Çünkü sınav haftam geliyor ve bölümüm zor bir bölüm. Gerçi bence her bölüm zor kendi içinde ama gerçekten çok zor. O yüzden de daha basit videolara yöneliyorum. Onun için de kusura bakmayın. Hakkımdaki varsayımlarınıza bence geçelim hemen. Ha, bu arada kalkülerim, biri yorumlara yazmıştı işte bir de kalkülerinizin halini görebilir miyiz falan diye. Buyurunuz. O yüzden böyle yaptım. Başlıyorum. Bence çoğu insanın aksine 2020'nin o kadar da kötü geçmemiştir. En kötü yılın değildir. Evet, değildi. En kötü yılım galiba 7. sınıfa gittiğim yıldı. Hatırlamıyorum ama 7. sınıf olduğunu hatırlıyorum. LoL'e başlamak için can atıyorsun ama üşeniyorsun. Evet. Üşengeçlikten ziyade aslında sınavlarım var ve bu ayın sonunda başlayıp Şubat'ın ortasına kadar devam edecek. O sebeple de zaten bu ay içinde de çalışıyorum yani. Yani 1,5 ay falan ben full kapalıyım o anlamda yeni bir şeye. Çünkü yeni bir diziye başladığımda kopamıyorum. Yeni bir oyuna başlarsam da kopabileceğimi sanmıyorum. O yüzden bekliyor. Çok heyecanlı bir yapın var. Evet, aşırı heyecanlı bir insanım. Her konuda her şeyi abartan ve her şeyi heyecan konusuna dönüştürebilen bir insanım. Hatta bence en çok kullandığım duygum heyecan olabilir. Bence karantinada saçını boyatmayı düşünüp vazgeçtin. Evet, hala düşünüyorum. Vazgeçmiş değilim. Ama hem kahkül var hem boya olacak. Çünkü her tarafını boyatmaya cesaret edemiyorum. Fakat belli bir kısmında boya olursa da garip durabilir diye. Bu kalem yiyelim de. Dersler. Garip durabilir diye düşünüyorum. O yüzden şu an bekliyor öyle. Bence sen hiç üşenmeden sabah 8'de uyanır, spor yapar, kahvaltını halledersin. Evet, doğru ama 8'de uyanmıyorum. En geç 10 gibi uyanmaya özen gösteriyorum ve gerçekten günüm çok planlı geçiyor. Sporumu yapıyorum, dersimi çalışıyorum, kitabımı okuyorum, videomu editliyorum, arkadaşlarımla konuşuyorum ya da görüşüyorum. Her şeyi yapıyorum. Günün sonunda pert vaziyette olsam da kendimi iyi hissediyorum. Plan program yapmak benim her şeyim. Gerçekten bu hayatta plan program yapmadan yaşayamam. Bence sen odada tek başınayken kendi kendine konuşuyorsundur. Çok sayılmaz. Yani odadaki eşyalarla falan konuştuğum oluyor. Fotoğraflardaki insanlarla konuştuğum oluyor. Ya da bu tarz böyle oyuncaklarımla konuştuğum oluyor. Ama kendimle pek konuşmuyorum. Kendini çok çabuk motive edebiliyorsun. Evet, çok çabuk motivasyonum düşer. Çok çabuk motive olurum. Hem iyi hem kötü aslında. Ama genelde iyi. Güneşli havaları daha çok seversin. Evet, güneşli havaya bayılırım. Biraz böyle hem güneşli hem de serin havalar, böyle anladınız mı o havayı? O havayı o kadar çok severim ki muhteşemdir. Böyle hani hem güneş tenimi yakmasın hem de böyle üzerimde parlamaya devam etsin ve böyle biraz rüzgar etsin. Harika. Yürüyen pozitiflik. Evet. Gerçekten bir ortama girdiğimde insanlar bana o ortamın enerjisini arttırdığımı söylüyorlar. Çünkü çok hareketli bir insanım. Hiperaktifliğim falan yok bence. Yani bilmiyorum, test yaptırmadım ama sanmıyorum. Böyle içten gelen bir enerji var sadece. Hadi zıplayalım. Hiperaktifliğim olabilir mi gerçekten? Sanmıyorum. Ama gerçekten bir şey enerjim olduğuna ben de inanıyorum. Irkçı. Seni üzmek için yazmadım demiş. Hayır. Irkçı değilim. Fakat ırkçı olsam da zaten burada kimse bence ben ırkçıyım demez. Bunu benim yaptığım paylaşımlarla, beni tanıyarak, beni takip ederek öğrenebilirsiniz. Irkçı olduğumu hiç sanmıyorum. Irkçı kavramından çok uzak olduğumu düşünüyorum. Ben bir insanı doğduğu bir şeyle suçlamanın çok saçma bir şey olduğunu düşünüyorum. Buraya bırakıyorum. Bunu okumam ve anlamam çok zor. ama ENFP değilim. ESFJ'yim. Sürekli unutuyorum ne olduğumu da. Hepsi birbirine benziyor. Asla öğrenemediğim bir konu. Ama buyum. Bence çok neşeli bir insansın. Evet, çok neşeli bir insan. Neşeli olmayı çok seviyorum. Neşeli olmak, ne bileyim neden olmayayım ki? Çok seviyorum. Neşeli olmayı çok seviyorum. İyi ki böyleyim. En sevdiğin hayvan köpek bence.
köpek değil. En sevdiğim hayvan susamuru olabilir. Hatta benim Kızılderili burcum da susamuru. Her gün bir yeni bilgi. Susamurlarını çok seviyorum. Çikolatalı tatlılara bayılıyorsun. Çikolatayı çok sevmiyorum ama çikolatalı tatlıları gerçekten çok seviyorum. Özellikle sufleyi falan çok seviyorum. Doğru olabilir bu gerçekten, evet. Düşünmemiştim daha önce. Çok o tarafta durduğumu fark ettim şu an. Burç seçebilecek olsan ikizler seçerdin. Of, çok zor bu. Evet, ikizleri çok seviyorum. İkizler olmayı da çok isterdim ama kovadan oldukça memnunum. İkizler bana kovanın verdiği enerjiyi vermezdi bence. O yüzden kovayla devam. Ama ikizleri beğeniyorum. Bence sen sorunlarını çok kafana takıp dert edinen biri değilsin. Hayatı çok umursamıyorsun. Aslında çok konudan konuya değişebilecek bir şey bu benim için. Yani bazı şeyleri saçma şekilde aşırı takıntı haline getirirken bazı şeyleri de hiç umursamıyorum. Ve şu doğru, evet, hayatı umursamayı azaltmaya çalışıyorum. Çok zeki birine benziyorsun. Teşekkür ederim. Bence zeki biriyim zaten ama bence herkes zeki. Sadece zekayı kullanma konusunda problemler yaşıyoruz. Ve iyi olduğumuz konularda kendimizi geliştirmektense bazen bir şeyleri çok zorluyoruz. Tabii ki zorlamak kötü değil. Ben de deniyorum. Bir şeylerde çok başarılı olamasam da o şeyi yapmak istiyorsam yapıyorum. Bunun sonuna kadar arkasındayım ama beynimin neye uygun olduğunu bulup ona göre kendimi geliştirmeyi daha yapıcı buluyorum mu diyeyim. Kendimi daha çok geliştirdiğimi hissediyorum. Ailemde üniversite tecrübesi olan birileri var. Evet, annem babam ikisi de aileler. Bence sen ilişkide baskın olan tarafsın. Evet, yani sadece bu nasıl desem, sevgililik ilişkisi değil, arkadaşlık ilişkilerinde de, hani sosyal ilişkilerimde de genelde hep baskın olan taraftayımdır. Kişilikle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ben baskın olayım diye baskıcılık yapmıyorum. Baskın oluyorum sadece. Yani öyle bir durum var. Ama baskın olmaktan da tabii ki mutluyum. Bence baskın olmak iyi ama kendimi geri çektiğim nadir noktalarda oluyor ama çok olmuyor. Bence sen gezmeyi çok seviyorsun. Evet, çok seviyorum. Gezi hesabım yeni kapatıldı. Bir fake hesap yüzünden ve çok mutsuzum kapatıldığı için. Açmak için her yolu denedim. Hala açılmadı. Ama pandemi bittiğinde tekrar bir gezi hesabı mutlaka açacağım. Çünkü çok seviyorum. Heyecanlanınca kelimeleri söylemekte zorlanıyorsun. Evet. Söylemekte zorlanmayı bırakın. Kelimeyi unutuyorum. O kelimeyi unutuyorum. Mesela videolarda siz beni hiç böyle şey görüyorsunuz. Hiç bölünmeden görüyorsunuz. Ama aslında ben o kelimeleri unuttuğum için oraları bölüyorum. O kelimeleri hatırlamakla zaman kaybediyorum bazen. Çok heyecanlandım da ve bu korkunç bir şey. Çünkü önemli bir anda, ciddi bir konuda da heyecanlandığımda aklımdan her şey gidebiliyor ve kötü. Bence sen birden fazla kitabı aynı anda okuyabiliyorsundur. Hayır. Tabii ki okuyamıyorum. Yani daha doğrusu denemedim bunu okumayı. Çünkü yani niye okuyayım ki? Neden beynimi ikiye böleyim ki? Bir de zevk almam galiba. Kafam birbirine karışır. Yani gerek yok. Fakat buradaki iki kitap, biri idare hukuku, biri ceza hukuku. Evet, bunu yapabiliyorum. Nazara inanıyorsun. Çok inanıyorum. Aşırı inanıyorum. Lütfen şu videoyu izleyen herkes bir maşallah diyebilir mi? Başıma gelmeye kalmadı. Ve bence nazar yüzünden. Bütün yazım nazarla geçti. Yani nazar yüzünden Instagram'a fotoğraf atmayı, hayatımı paylaşmayı bıraktım bir dönem. Nazara çok inanıyorum. Şuralara, bir yerlere lütfen bir sürü şey, nazar boncuğu bırakalım ve maşallah deyin içinizden, lütfen, rica ediyorum. Matematikten kurtulduğun için mutlusun. Benden mutlusu olamaz. Yemek yemeyi seviyorsun ama kilo almayan tiplerdensin. Yemek yemeyi çok seviyorum ve kilo almıyorum. Hatta veriyorum. Fakat bunu iyi bir şeymiş gibi lanse edinmesini çok doğru bulmuyorum. Bence iyi bir şey değil çünkü. Kimisinin vücudu daha kolay kilo alırken kimisininki de daha zor alıyor. Benimki daha zor alanlardan. Öyle bir yapısı var. Evet, doğrudur. Sinirlendiğinde sessizleşen tiplerdensindir. Hayır. O kadar sessizleşmeyen tiplerdenim. O kadar ki. Umarım kimse Twitter hesabımı bulmaz. Ama gerçekten çok sinirleniyorum sinirlendiğimde. Sinirim bir anda patlar, volkan gibidir ve çok kısa sürede söner biter ama o sürede her şeyi darmadağın etmiş olurum. Ve bundan memnunum. Sinirimi
aktarmayı seviyorum. Bütün duygularımı her şeyiyle aktarmayı seviyorum. Çünkü sessiz kaldığımda içimde her şey büyüyor ve neden büyüsün? O yüzden çok saldırganlaşabiliyorum kelimelerimle tabii ki. Bu şekilde finito. Her şeyi yaptım. Bu arada bugün ruj falan sürdüm. Çünkü evdeyim ve sıkılıyorum. Ders çalışırken, video çekerken evde biraz daha bakımlı ve kendimi güzel hissederken dolaşmak daha çok hoşuma gidiyor. Normal hayatı çok özledim ve umarım en yakın zamanda dönebiliriz ve buna inanıyorum. Videolar devam edecek. Siz de eğer videolarımı beğeniyorsanız ve beni tatlılıyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Yakında sınavlarla ilgili videolar da gelecek. Umarım onları da izlersiniz. Bay bay.